Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Haftanın Kültür Sanat Ajandası için Kadir Kaymakçı ile birlikteyiz. Malumun önümüzdeki haftada bayram, hem bayramda hem de haftanın kültür sanatında neler var hep birlikte bakacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de. Bayramda kavurma var herhalde. Vardır herhalde. Genelde adettendir, öyle değil mi? Evet, evet öyle yani. İlk gün benim hatta yapılır. Var arkadaşlarım, kardeşim falan. Bayram evet. Deyince direkt aklına o geliyor yani. Bizim aklımız kültürde, sanatta. Milletin aklı işte, kavurmada. Bir gün herhalde o yani kurban kesmişliğini milli ilgileniyor. Sonrasında aslında hani İstanbul'da kalanlar için özellikle herkes gidemeyebilecek. Yaz tabii. Bayramlar uzun yıllardır hepimiz evet. için şey tatil fırsatı gibi yaz değerlendiriliyor. İşte deniyor ya, İstanbul aslında bayramda güzel. Kimse kalmıyor, herkes Doğru. gidiyor ama son bir iki bayramdır fark ediyoruz ki pek kimse bir yere de gidemiyor. Yani evet. Ekonomik durum ortada, fiyatlar evet. ortada. Bu sefer yine bir ekleme oldu. Haftaya 9 gün yani bugün artık mesai saati son. Bitiminde insanlar tatile gidiyorlar. 9 gün uzun bir tatil var. Havalar sıcak. İşte biz de buralardayız biz maalesef. Biz de bir yere gidemiyoruz. Kavurma da yemiyoruz. İstanbul'un. Denk getirebilirsek biraz böyle kültür, sanat, evet, etkinlikler var İstanbul'da. İstiyoruz. Onlarla bayramı geçireceğiz. Havalar çok sıcak yani evet, gerçekten. Evet. Ama bayramda işte bu önümüzdeki hafta içi biraz daha serinleyecek diyor meteoroloji. Ne kadar serinleyecek artık ya. Yani bakalım. O bir tabii. de yağmur falan diyorlar, o daha da sıcak evet. oluyor. Yapış yapış bir nem oluyor. Nem. Böyle zamanlarda da sinemalar serin evet. müzeler değil mi? Değil mi? Oraların serinliğine kaçmak iyi bir fırsat i̇yi olabilir yani. Doğru söylüyorsun. O zaman ilk filmimize bakalım mı? Bakalım. Inside Out. İki. Bir ters yüz. Evet. Ters yüz. Diye çevirmişiz. Evet. Ters yüz bayağı olmuş aslında. Biz iki diyoruz da. 9-10 yıl değil mi? 2015. Ben de onu gördüm de şaşırdım. 2015'te izlemiştik ve izlediğimizde de yani resmen benim ağzım açık kalmıştı. İnanılmaz eğlenceli. Yani izlediğim en eğlenceli, en keyifli, alt metinleri en sağlam animasyonlardan birisi. Kahramanımız Riley. O zamanlar 10-11 yaşındaydı. Ve işte neler vardı? Neşe, üzüntü, öfke, korku, tiksinti gibi duyguları vardı. Ve biz onları kafasının içinde Hı-hı. görebiliyorduk. Onun hayatını bunlar yönlendiriyordu. Ve bu duyguların çatışmaları üzerineydi. Şimdi Riley ergen. Artık biraz büyüdü. Ergen bir genç kız oldu. Ve bu duygulara yenileri ekleniyor. Bunlar neler? Kaygı, gıpta, bıkkınlık, utangaçlık gibi duygular. Aslında ters yüzü bu kadar bize sevdiren ya da her yaştan insana sevdiren şey şu. Hepimiz bu duyguları yaşadık. Evet. Yaşıyoruz. Hala da yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Yani sadece çocuklukta, ergenlikte olan duygular değil. Neşe, üzüntü, utangaçlık, bıkkınlık, kaygı aslında. Değil mi? Hala hepimizde var. İşte kaygı ne diyoruz? İşte bayram geliyor, hayat pahalı. Beynimizin içinde neşeyle kaygı birbiriyle kavga ediyor. Nedense biz de son dönemlerde sürekli kaygı Kaygılıyız. Daha ön planda. O kumandayı ele geçirmiş durumda. Ve Ters Yüz 2'de de Riley bu yeni duygularla tanışıyor ergen olarak. Onların mücadeleleri Hı-hı. anlatılıyor. İlk film inanılmaz başarılı olmuştu gişede de. Yani hatta onun için şaşırdım. Hani yaklaşık $1 milyar, 800-900 milyon dolara yakın bir hasılatı var. 10 yıl beklemişler ama ilk filmde olduğu gibi bu filmde de çok iyi çalışmışlar. Hı-hı. Yani gerçekten senaryo çok sağlam. İlkinden bir tık düşük olabilir ama Hı-hı. bence o kadar olur. Hı-hı. Yani o ilkinin düzeyini yakalamışlar diyebiliriz. Zaten büyük bir beklenti olduğu da belli. Karlar Ülkesi galiba ilk çıktığı, fragmanı çıktığında YouTube'da 110-115 milyon izlenmiş. Ters Yüz 2 onun rekorunu geçmiş. 160 milyona yakın bir izlenmesi var. Bayram haftası, bayram hafta sonu aileler hep çocuklarla beraber, birlikte. Çocuklarla kendileri gidebilirler. Her yaştan insanın gidip keyifle izleyeceği bir Hı-hı. film Ters Yüz 2. Herkese tavsiye ederim. Tavsiye ederiz. Yerli filmlerde daha iyi bir yarın.
filmini bu hafta var. Bayram haftası diye 3 tane yerli filmimiz film var. Her türden de yerli filmimiz var. Romantiğimiz var, korkumuz var, komedimiz Sicin var. Sicin 7, komedi de Veda Partisi. Her türlü yani yerli sinemamız bizi bütün biraz önce o ters yüzde bahsettiğimiz duyguların hepsini boca etmiş sinemaya. Korku var, aşk var. Komedi var. Komedi var. Hepsini doldurmuşlar. Daha iyi bir yarın Yağızcan Konyalı, Hande Doğan Demir var, Nur Fettahoğlu var. Biraz öyle bir fantastik bir konusu da var. Bir aşk hikayesi ama işte ayrıldığı için böyle bir intiharı düşünen bir adam. Fakat orada da intihar devlet kontrolünde böyle şeyler yapılıyor. Hayatına son verebiliyorsun ve orada da bir şart var. Hı hı. Kimse seni sevmeyecek. Kimse sana aşık olmayacak. İlginç. Böyle fantastik romantik ne desek bunu nereye soksak bilemem. Romantik komediyi biliyordum da. Evet, biraz bu fantastik. Da fantastik romantik. Bizim sinemamız için değişik. Çok fazla görmediğimiz bir film. Tavsiye edebiliriz. Tavsiye ederiz. Farklı tarzda izlemek isteyenlere, romantiklere. Veda Partisi de bahsettiğimiz komedi tarzındaki film. Yani orada da Toygan Avanoğlu, Aslı Bekiroğlu var, Seda Akman var. Bir grup genç böyle bir bekarlığa veda partisi düzenleyecekler. Evet. Bir siyasi parti liderinin... O da Veda Partisi. Evet, o da Veda Partisi. Böyle bir şey için bir villa kiralıyorlar ve oraya gidiyorlar. Ve orada o villada hiç düşündükleri gibi bir yer değil. Orada yaşanan... Komik olaylar. Buna benzer bir sürü filmleri izledik. Var. Burada da yeni bir değişik bir yaklaşım getirmişlerdir diye umut ediyoruz. Bu hafta gülmek istiyorsak, neşeli böyle girip 2 saat böyle vakit geçsin Geçelim. Diyorsak Veda Partisi'ni de bunlara tavsiye ederiz. Sicin 7'de korku filmi. Sicin 7'yi anlatmaya film. Gerek yok. 7 olmuş artık. Evet. Daha yani Sicin'i bilmiyorsak değil mi? Daha ne olsun? 7 filmdir. 7. film. Korkutuyor demek. İlk 6 korkuttuğu için 7.yi de çekmişler. Muhtemelen 7.si de bizi korkutacaktı. Doktor Kemal'in hikayesi. O da bir çocuk kaçıran bir mafyayla bir anlaşmazlığı olmuş. Böyle şeyi bırakıyor. Nedir o? İşi bırakıyor falan ve bir konağa yerleşiyor ailesiyle ve o konakta felaketler. Yaşananlar yani... Artık başına neler geliyor, ne oluyor bilmiyorum. Yani ilk 6 demek ki korkutmuş, bir başarıya ulaşmış ki 7.yi çekmişler. Sicin artık herhalde bizim korku sinemamızın en şey serilerinden birisi değil mi? Bilinen. Olabilir. Yani Sicin korku filmleri arasında ismini en bildiklerimizden birisi. Hafta sonu Kurban Bayramı'nda gideyim biraz gerileyim. İstiyorsanız karanlık bir salonda Sicin 7. Sicin 7'yi tavsiye ederim. Bir de Mahzen var. O da yabancı tarzda ve o da yeni... Onlar durur mu? Biz korku yaparız da onlar da bir tane yapmışlar. Onlar da hikaye benzer aslında. Bir eve konağa yerleşiyor babasından kalma ve orada böyle ölülerle konuşan bir varlık var. Ya işte Mahzen adı bile böyle hani karanlık, nemli bir yere iniyorsun. Orada ölüler falan zaten o duygularımızı tetikleyen şeyler. Onları gıdıklıyor sinemacılarda. Mahzen de haftanın yabancı korku filmi. Dediğim gibi Kurban Bayramı'nda gerilmek istiyorsanız Mahzen'i ya da Sicin'i tercih edebilirsiniz. Yani 9 günlük tatil düşündüğümüz zaman aslında belki izlemek isteyenleri hepsini izleyebilir. Bir gün romantik olayım, güleyim sonra korkayım diye hepsine de gidebilirler. Hepsine gidebilirler. Gitsinler zaten de işte biletler yüzünden tercih yapmamız gerekiyor. Evet, biletler biraz pahalı. Harbi Açık Hava'dan devam edelim mi? Edelim. Yaz güzel sezonu, konserler var. Bayram sen için de güzel. Evet ben hemen not aldım onları söyleyeyim istiyorsan. 16 Haziran'da yani bayramın ikinci günü oluyor yanılmıyorsam. Nazan Öncel konseri var. 17 Haziran'da Selda Bağcan Senfonik var. 19-20 Haziran'da da Kenan Doğulu konserleri var. Bir de 22 Haziran'da önemli bir konser var. Dünyanın en ünlü konuşamadım. Dünyanın en ünlü sopranolarından Olga Peretyatko. Orkestra şefi Murat Cem Orhan'ın yönetiminde Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile birlikte bir konser verecek. Bayram boyunca tıpkı filmler gibi müzik böyle konserlerde de işte Kenan Doğulu var, Nazan Öncel var, Selda Bağcan var. Böyle bir klasik müzik konseri yok, var. Yok. Küçük Çiftlik Park'ta hemen bayramın ertesi oluyor galiba. Bayramın o hafta sonu, bayramın sonu. Hangi gün? 25 Haziran. 25, evet sanıyorum. Deep Purple geliyormuş. Yani Deep Purple hani biraz önce Ümit'le de konuşuyorduk. Artık kaç yaşında oldular bilmiyorum. 80'e gelmişlerdi değil mi Ümit yani?
Hani ben çocuktum, Deep Purple vardı bizim gençliğimizin. Smoke on Water var, Child in Time var, yani sevdiğimiz bir gruptu. Bu efsanevi grup 25 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'a geliyor. Vallahi eski böyle eski toprak rockçılar, genç rockçılar falan kaçırmayacaklardır diye tahmin ediyorum yani. Kaçmaz bu konser değil mi? Kaçmaz. Yani rock müzik tarihinin en bilinen gruplarından birisi. En efsane herhalde. Şöyle ve söyleyeyim. Bunca yıldır hala var olmuşlu olmaları, yani şöyle, dağılmamış olmaları. 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler. 60 yıllardan neredeyse baksan. Neredeyse 60 yıldır müzik sahnesindeler. Dile kolay yani. Helal olsun diye. Vallahi gelip gene Küçük Çiftlik Park'ı sallayacaklardır yani. Hadi bakalım. O da hemen bayramda program yapılıp gidilebilecek konserlerden birisi. 27-30 Haziran'da da Dalar'da caz konserleri var. O da Dalar'da bayramda zaten evet. Bir yoğun oluyor her hemen zaman. Hemen bayram ertesinde de sonradı. Bu festival var. Bu da çok keyifli oluyor. Ben bir kez gitme şansım oldu. Taş Mektep'te sanıyorum değil mi bu sene? Evet evet, oralarda ve değişik genç gruplar, bildiğim sanatçılar da oluyor. Adalar zaten yazın çok güzel yerler. Vapurla oraya gitmek ayrı bir keyif. Orada bir güzel müzik dinleyip geri dönmek de çok keyifli olacaklardır. Adalarda cazı da not etmelerini tavsiye ediyoruz izleyicilerimize. Bir de müzeler tabii açık. Koç Müzesi, İş Bankası Resim, Heykel, İstanbul Modern, bir sürü etkinlik var aslında İstanbul'da. Müzeler olanlara açık. Buralarda hem devam eden sergiler var, hem çeşitli atölyeler var. Okullarda tatil olduğu için çocuklarla. Ailelere hani biz burada işte Sabancı Müzesi'nden İstanbul Modern'e, Koç'tan İş Bankası Resim, Heykel Müzesi'ne ve diğer bütün müzelere herkesin ilgi göstermesi. Bence evet, çok güzel sergiler var buralarda. Hani bunları böyle tek tek neler olduğunu söylemiyorum ama bayram boyunca da açık olacaklar. Evet. Dediğim gibi hani bu sıcakta İstanbul'daysanız müzeler çok güzel alternatifler. Evet. İşte yani mesela bir Koç Müzesi. Evet. Deniz kenarında çocuklar için çok eğlenceli. Gemiler, arabalar, lokomotifler. Orada bir vapur turu da yapabiliyorsun gün içinde. Haliç'te bir tur da yaptırıyorlar. İstanbul Modern keza öyle. Yani hem Boğaz'ın kenarında böyle tarihi yarımadayı seyrederek ziyaret edebilirsiniz. İstiklal Caddesi'nin göbeğinde Resim Heykel Müzesi, Türk resim sanatının en özel bazı eserlerini sergiliyor. Karşısında meşer var, Kasa Boter var. Var. Her yerde bir şey var. Her adımın ağzınıza attığında belki önce bulabiliyorsunuz aslında. Bayramda kültür sanat kendinize not alıp bu müzeleri takip edip gidebilirsiniz. Bir önemli sergi daha var. Onu da söyleyeyim. Lale Müzesi'nde. 15 Haziran'da başladı bu. Aralık sonuna kadar devam edecek. Leonardo da Vinci geldi Lale Müzesi'ne. Nasıl geldi? Şöyle geldi. Onun 130 belge, kod, reprodüksiyonları müzede sergilenecek. Leonardo da Vinci ile tanışmak için zaten hepimiz biliyoruz da kim olduğunu. İşte evet. Mona Lisa, Leonardo da Vinci deyince direkt herkes bir hani yolda çevirip birilerine sorsak bize 3 tane eser saydıysa herhalde bir tanesi Mona Lisa olacaktır. Evet. Da Vinci'yi tanımak, daha da yakından tanımak, onun o Mona Lisa dışında yaptığı şeyler, çünkü icatları var. 100'den fazla icadı da var. Sadece resim değil aslında, aynı zamanda bir mimar, aynı zamanda bir mühendis. Değil mi? Helikopteri evet, mi bulmuş, evet, yapmıştı helikopter. İlk öyle şeyler çizmişti. Lale Müzesi'nde olacak. Anatomiyi de çok aralar. İyi biliyor. Yani iyi bir ressamsan anatomi bileceksin zaten yani. Bu da önemli bir sergi. Yani bayramda da gidilebilir ama bayram sonrasında da 31 Aralık'a kadar devam ediyor Lale Müzesi'nde. Peki son olarak bir de çok İstanbul odaklı gibi oldu. Ben bir şey eklemek istiyorum. Ekle bakalım. Aslında hani Türkiye'nin her yeri gerçekten müzeler konusunda, antik kentler konusunda hani mükemmel. Kültür Bakanlığı'na bağlı birçok müzeler var. Hani birçok artık hani her yer zaten bir sit alanı olduğu için çıkarılan eserlerde Türkiye'nin bütün illerinde sergileniyor. Nereye kalsan lütfen tarih fışkırıyor. Bu müzelere gidelim. Antik kentlere lütfen gidelim. Yani bilmiyorum bana mı özel ama ben antik kentlerin içerisinde dolaştığım hepimiz zaman için kendimden geçiyorum. Yok, yani hani nasıl diyorum. Bu aslında güzel bir şey söyledin. Bunu söyleyeyim. Şimdi bayram için işte güneye doğru gidiliyorsa evet, bir tatil sadece varsa deniz kum o. Tamam anlıyoruz. Ama oralara kadar gitmişken evet, ne bileyim bir Efes'e uğranılır.
ne bileyim Çanakkale tarafında bir Troya Müzesi'ne kesinlikle uğranabilir. Side'de antik kentler var. Asbendos'umuz var. Muğla'da. Antalya'da. Fırsat yaratılsa işte Urfa'dan bahsediyoruz. Evet. Göbekli Tepe'den evet, evet bahsediyoruz. İşte yani ne diyeyim Gaziantep'te Mozaik hı-hı Müzesi. Her yani yerde var aslında. Her yerde müzeler var. Kaldı ki Kültür Bakanlığı yeni bir şey de başlattı. Hı-hı. Bence güzel bir kültür proje. Kültür yolu etkinlikleri. Kültür yolu etkinlikleri devam ediyor. Urfa'da, Bursa'da, Samsun'da ve önümüzdeki günlerde de aynı devam edecek. Yanlış hatırlamıyorsam Van'a gidecekler. Başka birçok ile gidiyorlar. Sonbaharda İstanbul'da final yapacak. Şunu söyleyeyim. Mesela gündüz gittiniz. İşte deniz, güneş, güneşi kaçırmak istemiyorsunuz falan. Kültür Bakanlığı gece turları yapıyor. Bu tarihi antik kentlere. Çok evet güzeldi. Ve oraların o ışıklandırmayla o çok böyle güzel yıldızlı gökyüzünün altında çok daha büyüleyici evet gözüküyorlar. Güneyde bir yerde tatildeyseniz dediğim gibi güney olur, işte kuzey olur, olur, İç Anadolu olur, olur, Güneydoğu yani Türkiye'nin her yeri gerçekten takip edebilirsiniz tarih bayramda. Işkıran topraklardayız. Evet. Kesinlikle hepimiz bunun farkında, bilincinde olalım ve gidelim. Bazen çok güzel söyledim. İsterim. Bazen hani neye sahip olduğumuzu fark bilmiyorum etmiyoruz. Evet. Yani gerçekten yani bizim ülkemizdeki tarihi eserlerin çok daha küçük bir parçasını görmek için Avrupa'ya gidip o müzeleri geziyoruz mesela hı-hı saatlerce. Hı-hı. Ama burnumuzun dibinde ne müzeler var, ne tarihi eserler var. Onlardan bir haber farkında öyle dolaşıyoruz hı-hı ortalıkta. Bu bayramda böyle bir şey yapılabilir. Bir şey İyi söyledin. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Görüşmek üzere.